cuma olduğu gibi bu hafta da risk yönetimiyle karşınızdayız. Araştırma müdürümüz Cumhur Örnek bu hafta risk yönetiminde konumuz. Cumhur günaydın, hoş geldin. Günaydın güzel, bu hafta sıra bende mi? Evet, bu hafta sıra sana geldi. Peki. Şimdi istersen en sıcak haberlerden bir tanesi altın, diğeri de swap'a dair gelişmeler. Ama ben izinle biraz swap'la başlamak istiyorum. Sen de bununla ilgili bir yazı kalemi aldın Bloomberg HT üzerinde. Orada bankaların yaptığı işlemleri artık görebiliyoruz, ölçümleyebiliyoruz. Ve orada gerçekten fatal, çok gözle görülür değişiklikler var. Hı. Biraz bahseder misin? Son düzenlemeler ve swap piyasasının etkisi ne olmuş? Şimdi bazı şeyler Ağustos 2018 öncesi ve sonrası diye aktarıyoruz ya. Orada da bankacılıkları işlemlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konsolide ediyor. Ve günlük olarak yurt içi bankalar ne kadar müşteri, yurt içi müşterileriyle, ne kadar kendi içlerinde, yurt içinde, ne kadar da yurt dışı bankalarla spot, vadeli, swap işlemleri yaptığını günlük olarak açıklıyor. Dolayısıyla hani o veri setinden hareketle gidecek olursak eğer, dikkat edecek olursan işte Ağustos 2018'den önce günlük işlem hacmi burada neredeyse 10 milyar dolara yaklaşmış durumdaydı. Dolayısıyla buradaki rakamın çok büyük bir kısmını da biz biliyoruz ki Londra'dan bu tarafa TL geliyor. Bizim tarafta yabancı para mevduatlardan dolan fazlayı dolar olarak yurt dışına gönderiyordu. Dolayısıyla burada ilk hamle Ağustos 2018'de gelmişti. Önce öz kaynakların %50'si, sonrasında %25'iyle sınırlandırılmıştı. Hatırlarsan Mart 2019'da yine swap faizlerinde geçtiğimiz dönemde ciddi bir yükseliş yaşanmıştı. O noktada %1000'lik gecelik faizleri, haftalık faizleri görmüştük. Daha sonra oranın kısmen rahatlamasıyla birlikte o tekrar likit havuzunun yurt içi yurt tarafında artmasına dikkat edersen yeniden 8.8 milyar dolara geldi. Tabii şimdi bu kısıtlama var. %1'e kadar geldik. Ve niye hani hareket olmuyor diye düşünecek olursan herhalde o fonlanan 8 milyar doların da bir kısmı tahvillerimizden, bir kısmı varlık yani satışıyla ya tahvil ya hisse senedi satarak orada almış oldukları hani borçlanma kısmı bir şekilde kapanmış oldu. Son rakamlara bakacak olursan da güzel, en son işte Mayıs ayının ortalarına kadar geliyor bu veri. Günlük 12 milyon dolar, 50 milyon dolar işlem hacmi olduğu o veri setine bakılınca görülebiliyor. Ha, bu arada şu andaki Mart ayı sonu itibariyle bankacılık tarafında öz kaynaklara baktığımız zaman 500 milyar TL olduğunu görüyorsun. Buradan dolara çevirirsek 70 milyar dolar, %1'ini alırsak da 700 milyon dolar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda gidebileceğimiz yer zaten oldukça düzenlemelerle sınırlandırılmış durumdaydı. Rakamların da giderek azaldığını görüyoruz. Ha, bu bankacılık kısmı için ne anlam ifade ediyor diye düşünecek olursak eğer, burada bir rol değişikliği oldu. Bu noktada muhabir banka eskiden Londra tarafı kullanılırken şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Buradaki yerel bankalar, yurt içi bankaların swap ihtiyacını gerek kendi nezdindeki piyasadan gerekse de Borsa İstanbul'dan çözümlediler. Şimdi aslında böylece yabancı yatırımcıların elindeki TL likiditesi de gitgide azalıyor. Bu swap işlemlerinin de azalmasıyla beraber. Hal böyle olunca biz buradan aslında yatırımcılar da şu çıkarımı yapmak istiyor. Yani önümüzdeki süreçte kurun yukarı doğru spike yapma, hızlıca zıplama, oynaklığın artma riski minimize mi ediliyor? Yani bütün bu atılan adımlar, işte swap'ın artık sıfıra yakınlaması, kurun seviyesi demeyelim, seviyesi iddialı bir söylem olur ama oynaklığın önünde en azından bir engel, yani bir çözüm mü? Güzel. Kredi vermezsen kredi batmıyor. İşlem yapmazsan da risk doğmuyor. Yani aynen, atılan adımlar birazcık hani bana şunu açıklığı şey yapıyor. Yani piyasada biz hep şunu söylüyoruz. Derinlik, yani seviyeden öte hani derinliğin kazandırılması, etkin piyasa teoremi, katılımcıların daha bol olması, o dövinim hızının işlem sağlayacağını, sadece işlem değil hani sonuçta baktığın zaman bekleyen emirlere bile kadar inebilirsin bu noktada. Yani alıcı satıcı tarafında ki oluşmuş olan derinlik de bundan sonrası piyasanın gidebileceği ya da oynaklığı anlamında sana sinyal verebilir. Dolayısıyla bizim atılan adımlarımız yurt dışı açısından bakarsan eğer açığa satılabilecek TL miktarını minimize edip buradan gelecek olan talebin önüne geçilmek. Evet, dediğimiz gibi bu zamana kadar geriye dönüp baksak gelişmekte olan piyasalar içerisinde olumlu ayrışmamıza neden oldu. Aynı zamanda varlık satışını da beraberinde getirdi. Dolayısıyla bizim Türkiye tarafında konuştuğumuz
Mart ayındaki belki bütün gelişmekte olan piyasalardan bir çıkış gördük ama onun evveliyatında da hatırlarsan geçtiğimiz hafta VTB Capital'ın bir tane grafiğini kullanmıştım. Son 7 yılda kaybettiğimiz rakamlar diye üzerinde bulabilirsek onu Eurobond hisse senedi tahvil getirileri vardı. Yani bizim 2013'te 200 milyar dolarlık bir portföyümüz varken bunun içine Eurobond da dahildir. Evet. En son geldiğimiz vakte de 75 milyar dolara geliyor o rakam. Ve bunun tabii ki büyük bir kısmı Eurobond ama bizim burada ihtiyacımız olan esasında TL'nin hani sürekli olarak lokallerin üzerine gidemeyiz. Yani biz yurt içi bankaları belki repo yoluyla fonluyoruz ama hani ya da hisse senetlerinde yabancılar takas oranları işte kaç? %54-55'lere geldi. Belki daha altına gelmiş diye paylaşımlar serbest görüyorum. Serbest piyasa koşulları var Türkiye'de. Açık piyasa koşulları var. Var ama işte o yatırımcıyı ikna edip de burada yeniden ucuz seviyeler diye pazarlayıp ya da en azından bundan sonrası için bir gelecek sunuyor, bir büyüme ya da temettü getirisi sunuyor diye anlatmamız lazım. Bir de bunun yanına tabii TL'nin ulaşabilirliği de gerekiyor. Şimdi bu arada tahviller de zannediyorum değil mi 10 milyar doların altına geriledi yabancının elindeki tahvil stoğu. 8 milyar dolar. Yani yıla başladığımızda biz 15 milyar dolara az gidebileceği yer bundan sonra yukarıdır diye yorumlar okurken oradan da rakamlar aşağı geldi. 7-8 milyar dolara kadar gerilemiş durumdayız. Güzel. Peki Cumhur, ben biraz altın fiyatlarını da sormak istiyorum. Bir yandan bu arada dolar çok yarısı tekrar 6.80 seviyesinin üzerine yükseldi. 6.81'ler civarında. Sınırlı da olsa bir yükseliş var orada. Tabii elbette dolar Türk lirasındaki yükselişten kazanım sağlayan bir gram altın. Kur yükselmese bile küresel piyasalarda ons altın yükselirse o da gram altın fiyatlarına yarıyor. Dolayısıyla zaten hani Türkiye'deki yatırımcılar hane halkı da tüzelde karakteristiği gereği işte nasıl ki Japon ev kadınlarının bizim tahvillerimizi aldığının haberini yapıyorsak Türk ev kadınlarının da herhalde gram altındır, yastık altı altınlarıdır. Dolayısıyla bu genetiği, bu karakteristiği değiştirecek miyiz bundan sonra? BDDK'nın valörlere ilişkin ve diğer altınla ilgili aldığı önlemleri başka türlü mü okumak gerekir? Yani aslında tasarruf sahiplerine altına özendirmek gibi bir gaye olmayacak mı sence bundan sonraki süreçte? Şimdi bir altın alışkanlığı var. Nereden kalma? Hem senin de söylediğin gibi anne babalarımızdan kalma. Onlara nereden Düğün geliyor bu? Derneklerden kalma. Enflasyon üzerinde daha önceki o korumacı ve metal konuyla ilgili olarak bir değer sunduğu için geriye dönüp şöyle bir son 3 yıla baktığımız zaman ki belki bu grafiği uzatsak çok daha farklı yere doğru gidebilir. Şimdi gram altına baktığın zaman son 3 senede %166'lık bir getirisi söz konusu. Yani tasarruflarını gram altında tercih edenler hem dolar Türk lirasından hem enflasyondan her şeyin üzerinde bir getiriye sahip oldular. Şimdi bence hani altının şöyle de bir özelliği var. Diğer emtialar gibi evet şu anda bizim bankacılık sistemimiz çok gelişmiş durumda. Her bir bankanın elektronik platformlarında ya da bankamatiklerinde gram TL için alım satım kotasyonları var. Hatta o geldikten sonra birazcık daha böyle alım satımı fazlalaşır da bir hale geldi. Yani sadece senin söylediğin gibi düğün, dernek, araba, borç verme ya değil, da değil, işlemlerde spekülatif işlemlerde olduğu düşünülerek dünkü rakam hani gelmiş 100 gram ve üzeri. Şimdi 100 gram dediğin zaman şöyle bir kabaca hesap yaptığınsa 380 liradan gitsen 38 bin lira 40 bin liraya tekabül. Esasında bizim döviz piyasasında geçtiğimiz dönemde o valör uygulaması nereye gelmişti? 100 bin dolar ve üzerine. Dolayısıyla şimdi o 100 bin dolar dediğin şey kabaca 680 bin TL yapıyor. Altın için gelen rakam çok çok daha düşük. Yani neredeyse hemen hemen rakamlara hakim değiliz. Yani sonuçta BDDK'da bu Türkiye'de tasarruf sahibi hane halkının yarısından fazlasının hesabında olan rakamlardan yani bahsedebiliyoruz. Şöyle söylemek lazım. Hani gram TL'yi kaç kişi hani alıp satıyordu? Şöyle de bir hani düşündüğümüz zaman sonuçta bankaların belki kendi aralarında dolar TL'de makas rekabeti olabilir ama gram altın hani alım satım marjları olarak da gün içi alım satıma müsait olacak derecede darlıkta bir kotasyon sunmuyordu. Ama dediğim gibi bizim büyük resme biz hakim değiliz. Bütün sonuçta bankacılık işlemleri BDDK'da toplanıyor. Burada ne kadarlık bir işlem hedeflendi. T artı 1 olunca sonuçta tasarruftan geri kalan bir yanı yok. Hala alabilirsin. Sadece gün içi kısmın biraz sıkıştırılmış oluyor. Valör dışında bir düzenleme daha vardı galiba. Orada bir de şöyle bir durum var. Tabii ki döviz gibi ona çok da hani şeyde bulamıyorum. Eğer dövize kambiyo gider vergisi o BSMV geliyorsa altın da eşittir. Sonuçta
dolarla belirlendiği için ve ucuna bir TL geldiği için o da belki döviz olarak nitelendirilmesi, diğerini tartışmadığımız gibi yani bunu da çok da hani bunun içerisinde potaya sokmalarına bir şey diyemeyeceğim ama rakam son derece düşük. Yani 38 bin 40 bin TL'lik bir rakam ama yine söyleyeyim hani bunu gelir elde, yani şimdi bir kısmını hani o binde ikilik kısmı gelir elde etmek için mi? İkinci cari denge içerisinde biliyorsunuz zaten bazı dönemlerde enerji ve altın hariç dahil yani cari dengenin kontrolü için mi? Yoksa Türk lirasının spekülasyonunun önüne geçilmek için mi yapıldı bu adım? Üçünün de cevabı açıkçası bende yok. Çünkü bir tanesi de kaydi kısmı şey yapıyor. Şimdi bankacı arkadaşlarımızla konuştuğumuzda gram altın işlemini hece ederken onlar da ikiye bölüyorlar. Bir tarafı dolar TL'ye alıyorlar, bir taraf ons altına hecedip işte 31 ile böldüğümüz zaman küsurat ile birlikte gram TL fiyatını buluyorsun. Dolayısıyla fiziki bir talep de yok ortada ama önümüzdeki dönemde belki de bununla da ilgili paylaşımlar gelir. Şimdi bu arada rakamları da dikkat çekelim. Yani şu son bir yılda nereden nereye geldi diye bakacak olursak geçen sene Mayıs ayında 2019 Mayıs ayında 8,5 milyar dolarken yurt içi yerleşiklerin altın ne diyelim mevduatı bu sene bu rakam 21 milyar dolara çıkmış. Yani döviz işte dövize bakıyorsun 109 iken 110'a çok büyük bir değişiklik yok ya da pardon düzeltiyorum dolara euroya baktığında 60'dan yine 61'e gelmiş ama altında gerçekten yüzde olarak da yani %12'lik bir yıllık artış yaşanmış. Orada belki biraz da değer artışının getirmiş olduğu bir şey de olabilir. Çünkü altınla ilgili olarak şöyle düşün. Hani senin programlarına katılan, bizim burada aktardığımız, benim sorduğum analistler yurt içinde, ama yurt dışında. Ama bunlar milyar dolar rakamlar. Ha, milyar dolar. Peki tamam anlaştık. Hani sorduğumuz, cevap aradığımız hani düşünsene bir ara spot altınla ilgili bir sürü rakam, bir sürü iddialı hedef. Ons altının yükselişi devam olabilir ediyor. Dolar TL'den bağımsız. Hadi onu bırak. Dönelim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bakalım. Elimizdeki Amerikan tahvillerini satıp döndük. Rezervimizin büyük bir kısmını altına çevirdik. Doğru. Dolayısıyla hani bir altınla ilgili olarak hani hem ülke olarak, hane halkı olarak hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv yönetimi açısından baktığın zaman yanılmadıklarını da gördük. Bu arada hani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz sene karı oluşurken bir taraftan bankalara vermiş olduğu o fonlama faizleri birikiyor. Evet oradan bir gelir elde ediyor. Bir de bu rezerv yönetimi içerisinde almış oldukları altınların değerleme açısından da düşündüğümüzde de 1200 dolardan 1700 dolara geldi. Oradaki rakam da 20 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla hani hedef olarak hani altının spekülasyonu önlemekse ben hani şey modundayım hala yani iş yok dert yok şeyinden bırakalım. Hani ne kadar etkin bir piyasa oluşturabiliyorsak manipülasyonu önleyerek tabii ki hani o kısmı her daim her piyasa için konuşuyoruz. Bol katılımcılığı, derinliğin fazla olduğu, katılımcının fazla olduğu her an alınabilen satılabilir bir ürün çıkartalım ortaya. Peki Cumhur, şimdi ben şunu da konuşmak istiyorum seninle. Bundan sonraki süreçte ihracatçı için kur riski daha fazla hissedilir olacak. Çünkü hep doğal hedge diyorduk. Evet, aramalı ithalatı yüksek bir ülkeyiz. İthal girdimiz var. Ama ihracatçı diyordu ki aramalı ithal etsem bile ihracat yapıp dolayısıyla döviz giderim var ama dövizde gelirim var doğal hedge oluyordu. Ama şimdi ihracat pazarları bu kadar sert daralınca ki alacak sigortası işte Kofas'tan, Euler Hermes'ten, Exim Bank verilerinden görüyoruz ki Avrupa'dan alacağını tahsil edemeyen birçok şirket var. Hal böyle olunca o döviz borcunu yönetmek daha zor olabilir yılın ikinci yarısı için. Şu an mesela opsiyon piyasaları ya da forward'da geçen işlemler gerçekten hedge etmenin maliyetin arttığı bir dönemde miyiz? Şimdi volatilite olarak bakarsan iki katına çıkmış diyebilirsin. %10'larla fiyatlanan oynaklık seviyesi %20'ye gelmiş durumda. Bu bir. İki, faiz anlamında düşünürsen evet geriye geldik. Hani orada da bir yani opsiyon olarak bir paket olarak hani iki düzlemli bir yerden bahsetmiyoruz. İşin içerisine zaman değeri, opsiyon değeri, faiz riski hepsi de girdiği için. Şimdi evet oynaklıklar bir anda yükseldi ama vadeli fiyatı hesaplarken işte geçtiğimiz sene bu zamanlarda %24 faizi koyduğun TL tarafında şu an koyuyorsun %7-8. Amerikan faizi için %2 koyuyordun, şimdi koyuyorsun %0. Dolayısıyla bunların gidiş gelişleri aşağı yönlü. Tabii burada şunu da eklemek lazım belki. Swap'tan konuştuğumuz kadar şunu da söylemek lazım. Yurt içinde bankalarımız ikiye bölünüyordu. Hı hı. Şöyle düşünelim. Hazinelerinde türev riskini taşıyanlar yani riski yönetenlerle
birebir olarak muhabir bankalarıyla bu işlemleri kapatanlar. Anlatmaya çalıştığım şey, müşterisinden aldığı ya da sattığı opsiyonu ya da forward'ı dönüyorlardı. Yurt dışındaki A ya da B bankasıyla birebir işlemi kapatıp yoluna devam ediyorlardı. Şimdi o biraz önce programa girerken anlattığımız o 700 milyon dolarlık işlemlerin içerisine de bunlar girmiş oldu. Dolayısıyla şu anda artık tamamen risk Türkiye'de Türk bankaları tarafından yönetilen bir hale gelmiş oldu. Ha, bankalarımızın içerisine baktığımız zaman bir insan kaynağı son derece pozitif ve yani türlü türlü dalgalanmanın içerisinden geçmiş tecrübeli arkadaşlarımız var. İki, teknolojik anlamda anlık olarak hangi riske, hangi şeye, piyasa hareketine maruz kalırlarsa o portföy ne kadar değer kazanır ya da değer kaybeder, buna da hakimler. Üç, BDDK'nın etkin zaten yani bu konuyla ilgili olarak kontrolü var. Ama tabii burada herhalde işte hani prop trade deyince artık kalmadı çok fazla içeride Türkiye'deki bankalarda, ama yani bankaların kendi riskini yönetmek ya da bir hazinede kar yazmak için yapabilecekleri enstrümanlar da sınırlandı. Yani yine her seferinde aktif rasyonasyona atıfta bulunmak istemiyorum ama oradaki düzenlemeler ve oradaki zorunluluklar da herhalde bankaların alanını biraz sınırlıyor. Tabii bu sınırlandırdığı kadar bundan sonra iş yükleri de artacak. Çünkü ben 2007-2008'de masanın öbür tarafındayken faizler %7'ye 8'e geldi. Bu türev enstrümanlara ilginin büyük ölçüde arttığını, getirinin daha fazlalaştırılmak adına opsiyon işlemlerine geldiğini görmüştük. Dolayısıyla bunlar hani trading müşteri aracılığı desek daha doğru olacak. Çünkü hani hangi banka ne kadar sermayesinden ne kadar şey ayırmak istiyor? Hani son dönemdeki rakamları da çok fazla bilmiyorum. Cumhur, çok teşekkürler aktardıkların için. Bu arada doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Mutlu yaşlara. Çok teşekkür ederim. Bugün Cumhur'un da doğum günü, onu da kutlamış olalım. Ve risk yönetimini kapatıyoruz efendim. Hoşçakalın.